Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kurbanlık satışlarımız son hız devam ediyor. Fazla malım kalmadı. 40 tane falan kaldı. Sattıklarımız. Şöyle küpe takıyor sattığımız toplara. Bunlar duruyor. Satsak da satmasak da böyle BCM'lerini önlerinden eksik etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bunu yıllarca yapıyoruz. Bakın sarıbaşlarımız bu hayvana satıldı. Yani müşteri ne istiyorsa şöyle bakın. Bambeyazlarımız. Ondan sonra şu kangalımız. Şöyle bakın kangallarımız. Maşallah. Arkadaşlar şöyle kurbanlık alacaksanız şöyle mala bir de şöyle değineyim yani. Millet diyor ki bazılar diyor işte 60'a veriyor, 58'e veriyor. Arkadaşlar şimdi o şekilde ucuz etin yahnisi iyi olmaz diyorlar ya. Yani pişmez onların eti. Gerçekten pişmez. Ben size bunu açık söyleyeyim. Yani şöyle bakın. Şu mallar full duple. Bugün iki toplu kestim. Yani 155-160 kilo aralığındaydı. İkisini kestim. 86 kilo et geldi. Yani %50'den fazla, %53 falan verdi. Abi 100 liraya kesiyorsun 8,5 milyar. Ya ben bunu 4,5'a falan satana kadar alım çatlıyor. 250 lira kasa başlığa veriyor. Aslında kafamız rahat olur ama bu sene ne yapalım? Mecbur biz her sene kurbanlık sattığımız için bu sene satacağız yani mecbur. O yüzden az da kazansak satıyoruz. Yani şu sarıbaşlar Urfa'da yerinde 60 liranın üstünde ya bu. Adam bunu diyor 60 liraya ver diyor. Şimdi sarıbaşı ben nasıl 60 liraya vereyim? Malda kuyruk yok, işkembe yok. Mal full etli. Şöyle bakın. Bakın etini abi. Full etli mal ya. Bunu ben nasıl aşağı vereyim ki? Yani şu diğer taraf. Satmışım. Bakın arkadaşlar. Buranın hepsi satıldı. Kiminin kaporası alındı. Bakın. Kimini darttık. Yani bu mal satıldı. Bakın. Önüne koyduğum besi yemine bakın abi. Bakın arkadaşlar ha full. Bu hayvanın önünde besi yemi. Bu malın hepsini satmışım ben ya. Hepsi satılmış. Bak önündeki yediği samana bakın arkadaşlar. Mercimek samanı. Ben buna beyaz samana dökebilirim. Besi yemin dökmeye de bilirim. Az dökerim abi. Yani bak. Bitirmişler ya. Bak aha oluğu bitirmişler. Bakın. Bitirmişler. Ya şimdi birazdan çoban işini bitirir. İneklerin içinde. İneklerin altını temizlesin. Çoban işini bitirsin. Yine dökeceğim bunları. Ya size vallahi diyorum. Haftada 130-140 torba yem yediriyorum ben ya. Bizi de yazar arkadaşlar. Bizi yani yaylım malıyla da diyorlar işte böyle böyle. Gerçekten bu işin hakkını veren insanlar var arkadaşlar. Gerçekten malı iyi besliyorlar yani. O insanları da bu mal pazarında bir kere aldığınız insanlarla kıyaslamayın. Yaylım malını ben de indireyim abi. Sıfır maliyet ya. Ucuz. Boş malın kilosu kaç lira ya? 45 lira, 46 lira, 47 lira yani. Adam onu alıyor getiriyor burada. Mal 10 kilo 12 kilo su içiyor zaten. İşkembeyi yapıyor. Sırtında et yok. Onun 50 kilosu verir. 20 kilo et. Bunun 50 kilosu verir. 28-29 kilo et arkadaşlar. Besli malla, kırkılmış temiz malla, yünlü malı kıyaslamayın. Vallahi billahi bir sürü emek veriyoruz bunlara ya. Ya. Çok şükür sattık. Bize fazla bir şey kalmadı da. Birçok arkadaş arıyor. Ya diyor böyle olmuş, şöyle olmuş. Bize böyle diyorlar, şöyle diyorlar. Yani yazık yani. İnsanlar vallahi billahi şu yemin torbası 350 lira ya. Arpa çıktığı halde bu şekilde. İnanın gerçekten kurban bittikten sonra inanın yani yılbaşında etin kilosu 250-300 lira ya. Çünkü kimse besi yapmayacak ki. Ben bile besi yapmam bu sene. Yani toplu toplu bu şekilde çektiğim son videolardan yani artık ben artık bu kadar çok mal çekmem. Damızlık koyunları çekerim atarım. Bilmem neyi yaparım. Yani yazık günah. İnsanlara vallahi emekçi insanlara çok yazık ya. Yem çok pahalı arkadaşlar. Şu et düş şey yem fiyatı düşsün. Vallahi şu toplu da düşer. Ucuz alırım. Ben 1,5 milyar aldım mala. 1,5-2 milyara yem yediriyorum. 3,5'a mal oluyor. Nasıl aşağı vereyim ben mala?
Ama yem ucuz olursa bir bıçağı aldığıma ben 600 liraya yedirsem 2100, 2 bıçağı satarım bunu. Herkes alır. Gönül rahatlığıyla satılır böyle mallar. Herkes kazanır. Ben daha çok mal satarım. Ben geçen sene 700'e yakın mal satmışım. Bu sene daha şu an 350'lerde. Yani keçi de bitirdik elhamdülillah. Keçimiz bitti. Keçiyi sıfırladık. Şurası kısır koyun. Onu da bitti. 2-3 tane kaldı. Toklarım da bitti sayılır. Tokları da bir 30-40 tane bir şey kaldı. Onları da artık. Bitirdik. Ya bakın arkadaşlar şu mala bakın ya. Maşallah duble. Kuyruğu kibar. Kangalı görüyor musun? Çok güzel. Fotoğraf gibi mal. Benim favorim de burada. Milletin aşık olduğu mal. Seni onun gibi mal bulabilsem hepsini alırım. 5 lira, 10 lira pahalı alırım, yine alırım. Bir tane hayvanım var. Şurada arkadaşlar size göstereyim. Sarıbaş. İddia ederdim bunu. Pazara falan götürsem 8-10 milyar derdim şu mala. Pazarın bizim Çukurova bölgesinin en iddialı malı derdim ama bunu da bir arkadaşa verdik. Şu hayvana bakın arkadaşlar. Yemin ederim fotoğraf gibi hayvan. Şuna bakın. Kuyruğunun kibarlığına, boynuzunun tipinin, gençliğinin, etinin. Bakın. İdeal. En yani birinci sınıf. Yani şu Osmaniye bölgesinde bilmiyorum. Böyle bir tane daha var mı? Şöyle kuyruğu. Yani şu pazar, bizim çiftliğe en az 1000'e yakın insan gelmiştir. Belki daha fazla. Herkesin istediği mal buydu arkadaşlar. Bakın. Bakın ya. Şu hayvanın güzelliğine bakın. Vallahi gözleyecek diye korkuyorum şu hayvana. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah. Allah esirgesin. İdeal kurbanlık. Şöyle bakıyorum. Maşallah. Çok güzel bir hayvan. Yani bunu üretenlerin Allah razı olsun. Bakın yandaki de aynı bölgenin, aynı kişiden aldığım bir hayvan. Şu yandaki sarıbaş. Evet. Bu da kendi Anadolu yerli malımız. Yani emek veren, üreten insanın emeğine sağlık. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakın şu da aynı kişiden alınma. Bakın ha, bu da aynısı. Şu karabaş da aynı kişinin malı. Bakın bu da sarıbaş aslında da işte insanlar kafası sarı olmayınca bu sarı başlar diyor. Aynı kişinin malı ya. Bakın aynı çiftlik. Babaları aynıdır muhtemelen. Anneleri farklıdır. Tipi farklı atıyor. Bu da bambeyazımız. Randımanlı mal bu. Randımanın babası. Bu da sakızımız. Bakın Anadolu'muzun en güzel mallarından biri. Allah esirgesin. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.